Arkadaşlar merhaba, Klasik Otomobil Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine daha önce kumaş ve kadife döşemelerini konuştuğumuz W124 Mercedes-Benz serisinin tek steri ve hakiki deri döşemeleri ve deri döşeme seçeneklerini sizlere anlatmak istiyorum. Bu araçta W124 serisinin bildiğiniz gibi kumaş döşeme olarak araç standardında çıkıyordu. Aracı tek steri ile aldığınız zaman çok fazla bir fark ödemiyordunuz. O yüzden Türkiye'deki araçlarda genelde tercih edilen döşeme şekli 124 kasalarda Türkiye'de görmüş olduğunuz deri döşeme adı altında lanse edilen ama gerçekte tek steri diye geçen yani suni deri diye adlandırılan araçlardır. Döşemelerdir. Bu döşemeler için 270 mark bir para ödüyordunuz. Şimdi isterseniz bunların örneklerini sizlere tek tek tanıtayım. Yine bloğum üzerinden devam edeceğim döşemelere. Tek steri döşemeler aracın kasa versiyonlarına göre aynı olduğu gibi birinci, ikinci ve üçüncü seride de desenleri aynı kaldı. Döşemesi desenleri. Yine 8 ana renk üzerinde üretildi. Türkiye'de dediğim gibi Türkiye'ye gelen araçlarda tercih edilmesinin en büyük nedeni hakiki deri için 2570 mark gibi bir fark ödenirken ki bu vergisiz rakamlar, bu söylediğim rakamlar. Yani benim burada 2500 mark dediğimiz siz 5000 mark şeklinde düşünün. Fark ödenirken tek steri için yani suni deri için ödemeniz gereken fark 270 markla sınırlıydı. Yani 500 mark gibi toplamda bir Türkiye'ye gelirken maliyeti oluyordu. Bu yüzden de hani deri döşemesi görüntüsü olduğu için hem temizlenmesi kumaşa göre daha kolay olduğu için hem de deri döşeme zenginliğini gösterdiği için en çok tercih edilen kumaşlar döşemeler arasındadır. Pardon. Dediğim gibi şeyler arasında birinci, ikinci ve üçüncü seri arasında döşeme şekillerinin desenleri aynıdır. Yukarıdan aşağı bu gördüğünüz çizgili desenlerdedir. Ve form olarak da şurada görmüş olduğunuz şekilde nokta nokta ama delik olmayan bir deseni vardır döşemelerin. Bunu daha yakından baktığınız zaman göreceksiniz. Ve Türkiye'de en çok karşınıza çıkacak W124 serisindeki döşeme şeklidir. Burada görmüş olduğunuz tek steri döşeme 171 koduyla üretilen siyah renkli döşeme. Burada görmüş olduğunuz 172 koduyla üretilen mavi tek steri, suni deri döşeme. Yine aynı şekilde gelenek devam ediyor. Deri döşemeler neyse torpidonun alt kısmı ve yan kaplama kapı panelleri aynı renkte oluyor araçlarda. Burada görmüş olduğunuz kahverengi tonu biraz siyah gibi durmasına rağmen ışıktan dolayı öyle duruyor. Kahverengi tek steridir. Arkadaşlar tek steri dediğim gibi ucuz olmasından dolayı tercih edilen kullanırken kumaşa göre temizlenmesi daha kolay bir döşeme şekli olmasına rağmen aslına bakarsanız çok sağlıklı bir döşeme seçeneği değildir. Niye değildir? Araca eğer koltuk ısıtmanız yoksa kışın bindiğinizde koltuklar buz gibi soğuk olur, üşürsünüz. Yazın çok anormal derecede sizi terletir. Aynı zamanda bu söyleyeceğimi kendi fikrim değil, müşterilerimden defalarca duydum. Statik elektriği vücuttaki statik elektriği fazlalaştırdığından dolayı, yani toplamadığından dolayı aracın içinde müşterilerin daha sinirli olduklarını kendi dillerinden duydum yani. Bu yüzden tek steri aslında görüntü olarak deri döşemenin görüntüsünü verse
Kullanım açısından aslında çok avantajlı bir şey değil. Neden tercih ediliyor? Dediğim gibi tamamen duygusal nedenlerden dolayı tercih edilen bir şeydir. Ve dikkat ettiyseniz hep deri döşeme diye anlatılır. Halbuki deri döşeme değildir. Bu tamamen kimyasallarla üretilmiş suni deri diye adlandırılan bir döşeme şeklidir. Yani bir nevi plastikimsi bir şeydir. Diyeceksiniz niye bunu bu kadar kötülüyorsunuz? Kötüleme açısından değil. Yani artı yönlerini de söylüyorum size. Temizlenmesi kolay, bakımı kolay, deri kadar çabuk aşınmıyor. Deri, hakiki deri özelliğinden dolayı üzerindeki neticede boya olduğu için hakiki deriler aşınabiliyor. Ama tekst deride böyle bir sorun yok. Genelde en sağlam göreceğiniz de zaten aracı görüyorsunuz 300-400 bindedir ama derileri, tekst derileri, suni derileri gayet sağlamdır. Siteşinde veya kablo şeyde kupelerde herhangi bir döşemelerde farklılık yoktur. Genelde desenleri aynıdır. Burada görmüş olduğunuz açık kahverengi tonundaki tekst deri, suni deri. Burada görmüş olduğunuz krem beji 175 kodundaki suni deri. Burada görmüş olduğunuz renkli, bakın burada formunu daha iyi görüyorsunuz. O daha böyle pütürlü bir kumaş şeyi var, deri şekli var. Fakat dediğim gibi tekrar altını çiziyorum, deri değil arkadaşlar. Suni deri. Burada 176 koduyla gördüğünüz bu renk. Burada da 177 koduyla gördüğünüz kırmızı tondaki döşeme rengi. Bu tonları çok fazla 124'te göremezsiniz. 124'te daha çok gri tonları, siyah tonları veya lacivert tonları görürsünüz. Biliyorsunuz yani rakamı yüksek düşük olmasına rağmen yine de daha çok o renkler nedense tercih edildi. 126 serisinde de aynı şekilde geçerlidir bu söylediklerim. Bu renk mesela çok vardır Türkiye'de. 176 gri tonuyla geçen tondur bu. Şimdi dediğim gibi modeller arasında, seriler arasında suni deride bir fark yok. Makyajda da, makyajsızda da hepsinde aynı şeyler kullanıldı. Şimdi gelelim hakiki deriye. Hakiki deri burada görmüş olduğunuz şekilde yine 8 tane ana renk koduyla üretildi. Burada designoları yalnız karıştırmayın arkadaşlar. Designolar çünkü Mercedes'te 1997 yılında bildiğim kadarıyla başlamış bir deri seçeneğidir. Ve çok fazla renk şeyi vardır, seçeneği vardır. Designe derilere 210 serisini anlatırken sizlere anlatacağım. Hakiki deri de demin bahsettiğim gibi 124 kasada hakiki deri döşemeler 1984 ile 89 arasında bir döşeme şekline sahip. Bir de 89 yılından 1997 yılına kadar döşeme şekline sahip. İki tane ayrı döşeme modeli kullanılmış. Rengi değil, renkler yine aynı. Bunların hepsini şimdi göreceğiz. Demin dediğim gibi 2570 mark gibi bir para ödemeniz gerekiyordu. Bu da Türkiye'ye gelmesiyle yaklaşık 5000 küsür marklara tekabül eden bir farktı. O yüzden çok fazla hakiki deri döşeme görmeniz mümkün değil demiyorum. Mümkün ama fiyat farkından dolayı biz hep tekst deriyi yani suni deri dediğimiz o kimyasal maddeyi tercih ettik maalesef. Çünkü hakiki deri kullanım açısından tekstleri kadar terletmez.
Yine çok sıcak havalarda terletebilir. Ama tekst deri kadar terletmez onu söyleyeyim. Hakiki deri olduğu için. Ama neticede işlenmiş bir deri bu. Üzerinde boya var. Bunu biraz da böyle düşünün. Sağlamlık açısından sağlamdır ama hakiki deri doğasında olan çatlamaya, o üzerindeki boyanın çatlamasına daha açık bir malzeme. Bunların dışında şimdi aradaki farklılıklara, modellerdeki farklılıklara görelim. Bu birinci 84'ten 89'a kadar üretilen model bu şekilde görmüş olduğunuz. Suni deri gibi komple çizgili değil. Böyle yarım şu şekilde bir modeli var. 271 koduyla üretilen siyah diye geçen rengi bu. Burada görmüş olduğunuz mavi rengi, bakın burada bile fark edebilirsiniz. Arada çatlaklar göreceksiniz. Üzerindeki boyadan dolayı şey olur. Ha, bu arada bir galerici olarak bu konuda sizi de uyarayım. Çok temiz gördüğünüz deri döşemeler komple boyanmış da olabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Ve bunu kolay kolay ayırt edemezsiniz. Ben de bir kere çok yüksek kilometreli bir Audi araç almıştım. Onların döşemesini boyattım. Deri döşemelerini. Neredeyse sıfır gibi oldu koltukları. Ama satarken de karşı tarafa kesinlikle bunu söyledim. Döşemeleri boyattığımı. Çünkü 250 bin kilometre civarında bir araçtı sattığım araç. Hatta ben kendim satmadım. Başka bir esnafa vermiştim bu aracı. Dediğim gibi bu deri döşemelerde size böyle çok temiz diye lanse edilen araçlar döşemeleri boyanmış da olabilir. Bunu ancak bir profesyonel anlayabilir. Herkes anlayamaz. Dediğim gibi desen bu 89 yılına kadar. Burada görmüş olduğunuz kahverengi 273 kodlu desen. Buradaki 274 kodlu desen. Bu araçlar arkadaşlar daha çok Amerika'ya ihraç edilen araçlarda neredeyse standart gibi gidiyordu büyük ihtimal bu döşemeler. Çünkü Amerika'da çok kumaş döşeme tercih edilmiyordu biliyorsunuz. Lükse düşkün oldukları için ve fiyat farkını önemsemedikleri için. Hatta bu araçta buradan görebilirsiniz. Kilometre saatinden anlaşıldığı gibi bir Amerikan versiyonu araçtan alınmış. Burada görmüş olduğunuz krem beji tonu, burada görmüş olduğunuz yeşil, yine yani baktığınız zaman bu aracın döşemesine baktığınızda eğer şu formları görüyorsanız, şu çizgileri yarısından itibaren anlayın ki 89 ve 89'un 6'dır. Bu arada bu araç 126 kasa bir araçtan alınma bu fotoğraf. Ben şeyi bulamadığım için 124 kasada butonu bulamadığım için mecburen 126 serisinin fotoğrafını kullandım. Burada görmüş olduğunuz 277 kodlu kırmızı tondaki gayet güzel bir ton. Biraz burada koyu gibi duruyor ama bu daha kırmızı bir renk aslında ışıktan kaynaklı. Burada görmüş olduğunuz yine sıkça rastlanılan gri tonu. Bir de böyle şuna da dikkat edin arkadaşlar. Araçlar restore edilirken döşemeler yapılıyor. Ama aracın orijinal döşemesine riayet edilmeden yapıldığı için böyle saçma sapan desenler kullanılabiliyor. Araca değer kattığını zannediyorlar ama daha çok aracın bence değerini bitiriyorlar. Tamirat imkanınız varsa aklınızda olsun. Tekstleri de kumaş, hatta kumaş döşemeler bile tamir edilebiliyor günümüzde. Sigara yanıkları, yırtıklar, çatlaklar boyanabiliyor, tamir edilebiliyor. Yani mümkün olduğu kadar arkadaşlar aracınızın orijinalini bozmayın. Yani bunlar artık günümüzde klasik araba değil. Klasik gibi geçse de, yani klasik gibi görülse de klasik araba değil. Retro tarzı diyeceğimiz veya işte nasıl diyeyim size, genç klasik diye tabir edebileceğimiz tarzda araçlar. Ama aracınızın değerini bilin.
Eğer üzerinde orijinal döşeme varsa ufak tefek şeylerden dolayı gidip de saçma sapan sonradan yapılma deri döşemeleri tercih etmeyin araçlarınızda. Benim tavsiyem tabii ki. Sigara yanıkları, çatlaklar, yırtıklar bunların hepsinin tamiri mümkün. Bunu tamir eden arkadaşlar var. Aracınızın olduğu yerinde bile geliyorlar kendi araçlarıyla. Çok cüzi rakamlarla bu tamiratları yapıyorlar ve neredeyse belli olmayacak derecede güzel yapıyorlar. Rengini tutturuyorlar. O yüzden arkadaşlar aracınızın kıymetini hem aracınızın hem de orijinalliğini kıymetini bilin. Şimdi 89'dan 97 yılına kadar üretilen araçlarda kullanılan yine aynı 8 renk tonu var. Burada araçların 89'daki makyajdan sonra 1989'dan sonra bu makyajda aracın şeyleri değişti. Döşemenin şekli değişti. Şekli de bu oldu görmüş olduğunuz. O çizgili form kayboldu. Yukarı doğru çizgili formda yarıya kadar olan kayboldu. En çok zaten sonradan yapılan döşemelerde bu koltuklar yapılmaya çalışılıyor. Ama orijinaline yakın yapılmazsa bence güzel de olmuyor. Çünkü Türkiye'de çok fazla döşemeciyim diyen insan var. Ama gerçekten döşeme ustaca yapan, bu işin hakkını verecek ustalar Türkiye'de iki elin parmağını bence geçmez arkadaşlar. Ben bunlardan birkaç tanesini tanıyorum. Yine ihtiyacınız olursa bana açıkla şeyden yorumlar kısmından yazın. Size yardımcı olmaya çalışırım. Ama tabii rakam olarak da maliyettedir. Burada görmüş olduğunuz 262 kodlu mavi tonundaki renkler. Bu 263 kodundaki kahverengi ton ve fark ettiyseniz döşemeler daha çok kupe araçlarda var. Sedanlarda da var. Örneklerini bile ben kupe araçlardan daha rahat buldum. Burada görmüş olduğunuz 264 kodundaki açık kahve tonu. Türkiye'de sıkça rastlayacağınız. Buradaki renk krem beji diye geçen renk. Bu da arkadaşlar aracın yeşil tonundaki rengidir. Burada görmüş olduğunuz bir şey daha dikkatinizi çekmiştir. Şu ortadaki kısımlar hakiki deride şurada görmüş olduğunuz şekilde delikli. Bunlar gerçekten deliktir, hava alır. O yüzden hakiki deri kullanımı daha sağlıklı diyorum. Ama teksterideki bu delik gibi gördüğünüz yerler delik değildir. Delik böyle delik gibi görünen desenlerdir. Aklınızda olsun. Ama hakiki deri de gerçekten deliktir ve nefes almasını sağlar. Bu da bir avantajdır kullanımda. Burada bakın şurada fark edebiliyorsunuz. Resimlerde uzaktan baktığında çok fark edilmiyor. Burada görmüş olduğunuz renkte yine hakiki deride kırmızı tonu çok bulamadığım için mecburen bu rengi kullandım. Bu aracı kullandım. Evet, Station Wagon üzerinde. Burada görmüş olduğunuz renkte 268 gri tonu. Buradaki şimdi 500 serisinde kullanılan döşemeler biraz da sadece şekli farklı. Tonlar birbirine yakın olsa da 500 serisini biliyorsunuz daha spor sırt ve dayama yerleri ve baldır kenarlarındaki şu çıkıntılar var. Arkalar biliyorsunuz tekli koltuklar. Bu 500 serisinin 271 diye geçen siyah tonu. Bu 272 mavi tonu. Biraz da uzadı kusura bakmayın video. Deri döşemelerde suni deriyle beraber işlediğimiz için biraz uzuyor. 273 bu kahverengi tonu 500 serisinin. Bu da krem rengi tonu. Bu da gri renkli tonu. Bunların hepsini aşağıdaki linkten tekrar görebilirsiniz. Tonla şeyleri, kodları. Bunlar da limited edition'da kullanılan özel deri tonları, boyalı deri tonları. Bu renklerde, 3 renkte üretildi.
Bunların haricinde işte özel AMG döşemelerindeki işte elektrikli, ısıtmalı vesaire içinde barındıran döşemeler bu tarzdaydı AMG döşemelerde. Arkadaşlar dediğim gibi 124 ile ilgili veya diğer klasiklerle ilgili çalışmalarımız hepsi devam edecek. 124 serisiyle ilgili aklınıza gelecek ve daha doğrusu bütün klasiklerle ilgili aklınıza gelecek her şeyi Klasik Otom üzerindeki blogumdan bulabilirsiniz. klasikotom.com üzerinden. Lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, en önemlisi de abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.